Kim İbn Abbas? Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu. Abdullah İbn Abbas'tır yani daha çok. Bir de Hüseyin İbn Abbas var. Hazreti Abbas'ın iki oğlundan ikisi de çok meşhur. Birisi müfessir olan. Daha çok İbn Abbas denilince hatıra o gelir. Abdullah İbn Abbas'tır yani Abbas'ın oğlu Abdullah. Bir diğeri de Hüseyin İbn Abbas'tır ki Semerkant'ta kabri var. O da Hazreti Abbas'ın bir diğer oğlu yani Resulullah Efendimiz'in amcasının oğlu yani. Amcasının oğlu. O da ta Semerkant'a gitmiş. Ne zaman? Hemen yani Allah Resulü'nün irtihalinden sonra. Yıllar önce merhum Musa Efendi Hazretleri ile tam 30 yıl oldu. Bu Sovyet Rusya'sı dağılınca hadi dedi gelin dedi biz Özbekistan'a gidelim. Oradaki Sadat'ı ziyaret ederiz demişti mübarek. Ve bir ziyaretimiz olmuştu o zaman. Semerkant'a da uğradık. Semerkant müftüsü dedi ki işte burada dedi bir sahabi yatıyor. Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem. Kusem buraya gelmiş dedi Hazret. 6 ay hiçbir şey söylememiş kimseye. 6 ay sadece oranın dilini öğrenmiş. Çünkü onlar Arapça bilmezler. Hazret de oradaki o günkü Özbekçe dilini, orada hangi dili konuşuluyorsa o zaman o dili bilmez. 6 ay bir Müslüman olarak adeta bir haliyle tebliğ yapmış. Ama o insanlar da Allah Allah bir adam geldi buraya ama nereden? Medine'den değişik bir insan yani bizim gibi değil. Farklı bir insan. Oturması, kalkması, konuşması, yemesi, içmesi, beşeri ilişkileri zaten bir hayranlık uyandırıyor. 6 ay dedi buranın dilini öğrenmiş. 6 ay sonra da bizim dilimizle bu da tebliğe başlamış dedi. Sahabe buydu kıymetli kardeşlerim yani. Onlar için bütün dünya bir tebliğ alanıydı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mektubu kim götürecek diye buyurduğunda her sahabe ben götürürüm ya Resulullah diyordu. Ben oraya nasıl gideceğim ya Resulullah? Parasını verir misiniz? Atımı bulur musunuz? Böyle bir şey yok yani. Mektubu götürecekse atı da kendisi bulacak. Yolu da kendisi öğrenecek. Navigasyon falan da yok. Nereye götürecek? Bizans'a getirecek yani. İstanbul'a getirecek Medine'den. Evet. Bizans kralına getirecek. Habeş Necasi'ne götürecek. Mısır Mukavkısı'na götürecek. İran Kisra'sına götürecek. Her biri adeta bir mektup alıp bir yere. Ne vardı hocam bu mektuplarda? İki kelime. İslam'ın ve kurt. Evet. Bütün dünyaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatında dünyaya bu mesajı ulaştırdı. Bütün dünyanın süper güçlerine burada Bizans'a, orada İran'a, orada Mısır'a o günkü adeta bütün medeniyet topluluklarının oluştuğu toplumların hepsine bu mesaj ulaştı. İslam ol ve kurtul. Evet. İşte Kusem İbni Abbas da radıyallahu anh bunlardan biri gitmiş daha orada İslam'ı tebliğ etmek üzere.